Merhaba gençler, dershaneburada.com'a hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle Türkçe dersinde sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu, aslında kolay bir konu ama her sınavda çıkan da bir konu. Hadi başlayalım bakalım sözcükte anlam konusundan neler öğreneceğiz. Bakalım sözcüklerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını öğreneceğiz. Sözcüklerin birbiri arasındaki ilişkileri öğreneceğiz. Sözcüklerin birbiri arasındaki ilişkilerin farklarını ve bunları bulmayı öğreneceğiz. Ve bazı söz öbeklerinin çeşitlerini ve bu çeşitleri birbirinden ayırmayı öğreneceğiz. Neden bazı? Çünkü deyim ve atasözlerini ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Hemen tablomuza bakalım. Sözcükte anlam özellikleri, sözcükler arası anlam ilişkileri ve söz öbekleri olarak ayrılmış sözcükte anlam. Bunları şimdi incelemeye başlayalım. Sözcükte anlam özellikleri ve gerçek anlamdan başlıyoruz. Sözcüğün ilk akla gelen temel anlamına gerçek anlam diyoruz. Arabanın camını kırmışlar. Hemen örnekle başlayalım. Arabanın camını kırmışlar. Burada kırmışlar dediğinde ne düşünüyoruz? Parça parçaya ayrılmak aklımıza geliyor değil mi? İlk aklımıza gelen anlam işte kelimenin gerçek anlamıdır. Mecaz anlam. Sözcüğün temel anlamından uzaklaşarak kazandığı anlama mecaz anlam denir. Hemen örnekle inceleyelim. Beni kırmada gel alışverişe gidelim. Gene burada kırmayı kullanmışız. Hemen bakalım. Bir önceki örnekte kırmak deyince ne aklımıza gelmişti? Parçalara ayrılmak değil mi? Parça parça olmak. Burada böyle bir anlam var mı? Hemen bakalım. Beni kırmada gel alışverişe gidelim. Beni parçalara ayırmada alışverişe gidelim mi demek istiyor? Hayır. Beni üzmede alışverişe gidelim. Benim dediğimi yap da benim dediğime karşı gelme de alışverişe gidelim gibi böyle değişik anlamlar kullanmış. Yani gerçek anlamından ne yapmış? Uzaklaşmış. Buna da biz işte mecaz anlam diyoruz. Terim anlam. Sözcüklerin bilim, sanat ve mesleki alanlarda kullanıldığı anlamlara terim anlam diyoruz. Biyolojide kullanılan hücre, damar, fizikte kullanılan güç, hız bunlara örnek olabilir. Hemen bir örnekle inceleyelim. İnsan hücreleri bitki hücrelerinden farklıdır. Burada hücre kelimesi ile neyden bahsetmeye çalışıyor? Mesela suçların atıldığı hücreden bahsetmiyor. Neyden bahsediyor? Vücudumuzun en küçük canlı yapı taşından bahsediyor değil mi? Hücreden bahsediyor. Biyolojik olan hücreden bahsediyor. Şimdi bazı durumlarda terim anlamı bulunan sözcükler terim anlamı dışında kullanılabilir. Zaten normalde bütün konular kolay ama böyle ufak önemli noktaları var. Bunlara dikkat edeceğiz. Polis suçluyu hücreye attı. Burada hücre normalde terim anlamlı bir kelime değil mi? Evet. Fakat burada polis suçluyu hücreye attı derken yani bir kodes gibi bir yerden bahsediyor. Buradaki hücre terim anlamında değil yani terimlikten çıkmış. Bazı durumlarda terim anlamda kullanılmayan sözcükler başka bilim dalında terim olarak kullanılabilir. Hemen bunun örneğine bakalım. Babamın burnu benimkine göre çok büyüktür. Bunu dediğimiz zaman ne diyoruz? Bildiğimiz burundan bahsediyoruz. Bilim dalıyla ilgili mi? Hayır, normal burundan bahsediyoruz. Sinop burnu ülkemizin en kuzey noktasıdır. Sinop burnu dediğimiz neresidir? Burun nasıl olur coğrafyada? Hemen bakıyoruz şu şekilde bir kara parçası olarak düşünebiliriz. Bu kısma burun diyoruz. Sinop'ta böyle bir yer var mı? Var. Buraya da Sinop burnu deniyor. Ülkemizin en kuzey noktasıdır. Burada burun terim anlam olarak kullanılmış. Sözcükler arası anlam ilişkileri devam edelim. Eş anlamlı anlamdaş sözcükler yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklerdir. Zaten daha önceden gördüğünüz şeylerdi bunlar. Devam edelim. Karşıt zıt anlamlı sözcükler anlamca birbirlerine karşıt olan sözcüklerdir. Şimdi dikkat etmemiz gereken yere geliyoruz. Zıt anlamlı sözcüklerle ilgili. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün karşıtı değildir. İşte dikkat etmemiz gereken şey bu. Hemen bakalım örnekte girmek zıttı nedir? Çıkmak. Girmemek çıkmakla aynı şey değildir. Hemen şöyle bir bakalım. Bir kapı diyelim. Şurada bir kapı var. Girmek gayet giriyoruz içine giriyoruz. Burada Mahmut'umuz var. Mahmut içeri girdi. Çıkmak tersi dedik değil mi? Mahmut dışarı çıkıyor. Peki girmemek ne? Girmemeyi şöyle düşünebiliriz. Kapının önünde beklemek girmemek olabilir. Çıktı mı? Hayır. Girdi mi? Hayır. Kapının önünde bekliyor. İşte girmemek bu. Yani bir girmek ya da çıkmanın zıttı değil girmemek. Tatlı, acı, tatsız. Buna da mesela tatlı dediğimiz zaman ne demiş? Şeker diyebiliriz. Acıya biber diyebiliriz. Tatsız. Tatsız ne? Tuzsuz herhangi bir şeye mesela tatsız ya da şekersiz herhangi bir şeye tatsız diyebiliriz. Peki biz bibere tatsız diyor muyuz? Hayır, biberi acı olarak tanımlıyoruz değil mi? Acının tanımı farklı. Tatsızın tanımı farklı. Yani
bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı demek değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eş sesli sesteş sözcükler. Bunu da biliyoruz değil mi? Hatırlıyoruz. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Örneklemen inceleyelim. Onun en sevdiği çiçek güldü. Yani bir çiçek adından bahsediyor. Küçük çocuk uzun süre güldü. Bu da sırıtmaktan bahsediyor. Aynı şekilde kullanılmış fakat anlamları farklı. Okunuşları aynı. Eve akşam üzeri vardı. Varmak yani ulaştığı anlamında kullanmış. Elinde çiçekler vardı. Yani sahip olmuştu. Elindeydi. Burada da aynı şekilde yazılmış fakat anlamları farklı gördüğünüz gibi. Yazılış ve okunuşlarında küçük de olsa farklılıklar bulunan sözcükler sesteş değildir. Bu çok önemli. Yazılışları aynı gibi görünse de fakat bu ufak farklar aynılığı tamamen kaybettiriyor. Hemen bakalım. Adet normalde tane demek. Burada adet, gelenek, görenek, ağ şapkalı ağ olarak kullanılmış. Ağzımızdan aynı şekilde mi çıkıyor? Hayır. Aynı sesi mi veriyoruz biz bunu söylerken? Hayır. O zaman sesteş değildir. Kar, yağış şekli, yağan kardan bahsediyor. Kar, kazanç. Kar, kar. Aynı şekilde mi çıkıyor ağzımızdan? Hayır. Bir ses farklılığı var. O yüzden eş sesli değil. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Somut anlam ve soyut anlamını anlatacağız. Şimdi duyularımızdan yani beş duyu organımızla algılayabildiklerimize biz somut diyoruz. Somut anlamda kullanılmış sözcükler diyoruz. Çiçek, bulut, rüzgar, gökkuşu, gökyüzü, ışık, ses, yağmur, koku. Burada örnekler verilmiş. Ve bir de soyut var. Beş duyu organımızla algılayamadıklarımız. Biriyle bile algılarsak somut oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tanesi somut olması için yetiyor. Genel ve özel anlamlılık sorularda çok sorulanlardan bu da. Kimi sözcüklerin karşılıkları, varlıkların alanı genişken kimi sözcüklerin daha sınırlı olabilir. Sözcüklerin özelliklerine göre genel ve özel anlamlılık denir. Bu özelliklerine genel ve özel anlamlılık diyoruz. En genel anlamlı sözcük varlıktır. Bu her genel anlamlılığın başında kullanılabilir demektir yani. Çünkü canlı ve cansız her şey varlık içine giriyor. Hepsine varlık diyoruz biz. Genelden özele bir sıralama yapalım bakalım. Şimdi canlı. Canlı dediğimiz zaman neler var? Bitkiler, hayvanlar, insanlar, her şey, bakteriler. Bunlar hepsi canlı. Canlıların içinde bir grubu almış hayvan. Daha küçük değil mi? Yani büyüktü. Bir küçük grup olmuş. Hayvanlar içinde peki? Hayvanlarda neler var? Bir sürü şey var değil mi? Memeliler var, işte kuşlar var. Bir grubu seçmiş, kuşları seçmiş burada. Bu daha küçük bir grup. Kuşların içinde de seçebileceği kartal var, şahin var. Bir sürü kuş var ama atmacayı seçmiş. Daha küçük bir grup ne olmuş oldu? Genelden özele doğru gitmiş oldu. Bir de özelden genele bakalım. Köy. Köy küçük bir yerdir değil mi? Bir de ilçe. İlçe biraz daha büyüktür. Daha sonra da il var. İl daha da büyüktür baktığımız zaman. Ve ülke. Ülkede en büyüğü yani özelden genele bir gidiş olmuş. Nitelik ve nicellik. Bir şeyin. Şimdi nitelik, nicellik soruları çok geliyor. Buna dikkat etmeniz gerek. Bir şeyin nasıl olduğunu, ne gibi özellikler taşıdığını anlatan sözcüklere nitelik anlamlı sözcükler denir. Yani bir şeyin nasıl olduğunu, nasıl, ne gibi özellikler taşıdığını, bu kısmı çok önemli. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumunu bildiren sözcüklere nicelik anlamlı sözcükler denir. Bakın azalıp çoğalabilen diyor. Nicelikte azalıp çoğalabilme var ve ölçülebilme var. Bu çok önemli. Aralarındaki en temel fark zaten bu. Örnekle daha iyi anlayabiliriz. Az ileride birkaç kişi seni bekliyor. Şimdi az ileride dediği kısmı ölçebilir miyiz? Yani 10 metre, 20 metre, 2 sokak ötede bunu ölçebiliyoruz değil mi? O zaman bu niceldir. Birkaç kişi demiş. Birkaç kişiyi de sayabiliriz istersek. 5 kişi diyebiliriz, 10 kişi diyebiliriz. Buna bir sayı verebiliriz. O yüzden buna nicel diyoruz. Bugün oldukça kötü bir zaman geçirdim. Oldukça kötü bir zaman. Şimdi kötü geçirdiğimiz kötü zamana bir ölçü verebilir miyiz? 3 kadar kötü zaman geçirdim, 5 kadar kötü zaman geçirdim gibi. Buna bir şey verebilir miyiz? Hayır, buna bir ölçüt veremeyiz. Yani kafamızdan bir puanlama yapabiliriz ama gerçek bir ölçüm yapabilir miyiz? İşte 3 santim kötü zaman geçirdim gibi. Hayır, yapamayız. O yüzden ölçülebilenlere biz nicel diyoruz, ölçülemeyenlere nitel diyoruz.
Yansıma sözcükler doğada duyulan seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Önemli bir nokta, duyulan seslerin, yani duyduğumuz şeyler yansımadır. Yani burada mesela çıtır çıtır bu sesi duyuyoruz değil mi? Yani sadece yerken değil, bir yaprağa bastığımızda kuru bir yaprağa bastığımız zaman ya da bir dal parçasına bastığımız zaman çıtır sesi gelebilir. Şırıl suyun akış sesi, cıvıl kuşların çıkardığı ses. Ama mesela pırıl pırıl pırıl, bunu düşündüm, pırıl pırıl parlıyordu, pırıl pırıl parlıyordu. Bunu düşündüğümüz zaman bu yansıma değildir. Neden? Duyduğumuz bir şey değil bu, gördüğümüz bir şey. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yansıma sözcükler her zaman duyduğumuz şeylerdir. İkilemeler anlama daha güç katmak ya da farklı anlamlar kazandırmak için kullanılırlar. Usul usul sınıfı terk etti mesela. Usul usul yerine kullanabilirdi. Yavaşça sakince gibi kelimeler kullanabilirdi. Ama yavaşça ve sakince'nin ikisinin de anlamını da usul usul beraber karşılıyor. Bu yüzden ikileme kullanılmış. Aşağı yukarı iki aydır kimse uğramadı buraya. Burada da aşağı yukarı ne anlamı vermiş burada? Tahmin anlamı vermiş değil mi? İkilemeler cümlelere farklı anlamlar verebilirler. Ve bununla ilgili sorular da gelebiliyor. Dolaylama, anlatıma çekicilik katmak için bir sözcükle belirtilebilecek bir kavram veya varlığın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. Çok popüler örnekler var bunlarla ilgili. Kaleci file bekçisi, top meşin yuvarlak, Ankara Türkiye'nin kalbi, kömür kara elmas gibi böyle bunlar popüler örnekler. Zaten genelde çıkarsa da bununla ilgili soru popüler örneklerden çıkabiliyor. Ya da açıklamasını size soru içinde verir zaten. Şimdi ad aktarması. Bu konu birazcık değişik bir konu. Neden? Bakalım hemen. Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözün yerine kullanmaya ad aktarması denir. Ad aktarmaları böyle soğuk şakalar gibidir biraz düşündüğümüz zaman. Hemen örnekle bakalım, daha iyi anlayabiliriz. Gemi Samsun'a yanaştı. Şimdi düşündüğümüz zaman gemi Samsun'a yanaştı. Gemi nereye yanaşıyor aslında? Gemi Samsun'a mı yanaşıyor? Hayır, gemi Samsun limanına yanaşıyor. Bunu böyle bir soğuk şaka olarak düşünebilirsiniz. Geminin yanaştığı esas yer ne? Samsun limanı aslında. Uçağımız Ankara'ya az önce indi. Ankara'nın tamamına mı indi böyle? Hayır, nereye indi? Ankara Havalimanı'na indi. Sen bu havalimanına indi. Normalde böyle dememiz gerekiyor. Ama burada benzetme amacımız var mı? Yok, sadece daha kısa kullanma, daha yalın bir anlatım yapma amacımız var. Bu kadar. Ad aktarması da bu şekilde. Şimdi biz bu ünitede neler öğrendik bir bakalım. Sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını öğrendik. Sözcüklerin birbiri arasındaki ilişkileri öğrendik. Sözcüklerin birbiri arasındaki ilişkilerin farkları ve bunları ayırmayı öğrendik. Sorularda nasıl gelebileceklerini. Ve bazı söz öbeklerinin çeşitlerini ve bu çeşitleri birbirinden ayırmayı öğrendik. Evet gençler, bu dersimiz de buraya kadar. Dershaneburada.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Birçok daha uzun kaynağımız, videolarımız, konu anlatımlarımız, denemelerimiz, testlerimiz, ödevlerimiz için Dershaneburada.com'u ziyaret edin. Görüşürüz.